Çok yerde kuyu kurdu. Göz kuyu kurdu. Şimdi temelde ne başkanım? Ufacık bir temel attı. Gittim gördüm başkanım. Ben şu an 22 yılında Tayyip gelmeden bir yıl önce internetlerin birine şifresini verin. Geçsin. Kimyasal gübreleri kullandıkça topraktaki çoraklaşma, tuz oranının yükselmesi, sertleşme, verimi gittikçe azaltan etmenler bizim organomineral gübreyle 4 yıl içerisinde toprak eski haline geliyor. Yani hem toprağımızı tekrar kazanıyoruz hem de üreteceğimiz üründe %31 farkla daha fazla kazanç elde ediyoruz. Amacımız çiftçilerimizin bu coğrafyada ayakta kalması lazım. Toprak sahiplerimizin toprak sahibi olarak hayatını idame ettirmesi lazım. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği bu güzel coğrafyanın bizim elimizde kalması lazım. Yani emanet ettiği Hataylıların elinde kalması lazım. Ve bu toprağın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bağlı olması çok önemli. Bizim insanımıza hizmet etsin. O barajın iş yapma şansı sıfır. Evet doğru. Bakın bizim tarafta çok kuyu var. Gelen su aşağıya gidiyor. Artı tabanı izole etmemişler. Her taraftan su aşağı gidiyor. İşin daha kötüsü suyu biz topluyoruz. Suyun gölün Suriye tarafında kireç taşı taban. Şimdi kireç taşı demek su üretme merkezi demek. Direkt süzüyor suyu Suriye topraklarına gönderiyor. O nedenle orası bakın su tutmuyor. Kış da tutmuyor, yaz da tutmuyor. Oranın bütün tabanını izole etmedikten sonra, kirlemedikten sonra o barajın bize hayrı yok. Daha çok Suriyelilere hayrı var. Çünkü gelen suyun büyük bir kısmı Suriye tarafındaki o kireç taşı tarafından süzülüp o tarafa gidiyor. Yani oradaki yeraltı sularını besliyor. Evet. Size söyleyeyim. Yani tamamen yanlış bir proje. Daha küçük, daha kompakt altını izole ederek yapsalardı hiçbir sıkıntı yoktu. İşte muhtarımın dibinde. Yanlış mıyım muhtarım? Orada yani. Hatta köylülerin bir kısmı kendi tarlasını ekmeye devam ediyor. İçinde hayvanlar otluyor. Evet. Hatay'ın kurtuluşu böyle bir proje biz DSİ Genel Müdürlüğü'ne falan sunduk. Başka türlü bu Amik Ovası'nın su sıkıntısı gitmez. O tahta köprü de normal zamanda yeter. Yükseldi de zaten şimdi biraz. Bizim hem içme suyunu hem de kullanma suyuna özellikle sulama suyu için tahta köprüden başka bir kurtuluşumuz yok. Bu Reyhanlı Barajı'nın hiçbir şeyi yok. Faydası olmayacak yani. Kurtuluş yok onun. Zor. Bütün o barajı nasıl kirleyeceksin altına? Şimdi adam demirini alıyor kaçıyor. Molozları kalıyor. Molozu bırakıyor yerine. Molozu da getir. Demirden molozu ortak sana çıkartıp taşıman lazım. Vallahi Antakya'da abi bir sene, iki sene. Beş sene değil. Ne iki sene? Görmeyiz Antakya. Olmaz ki eski Antakya olmaz. Ya eski Antakya olmaz ama. Ya olsun diye uğraşmıyorlar bakın. Evet başkanım. Hemen şey ilan ettiler. Riskli alan, Asi kenarı. Evet. 3500 kişilik şey attılar. Tabii. Evet. Kardeşim hani orası riskli alandı. Alüvyon zemin diye risk. Asi kenarı hemen ya, orada şey oluyor. Depremde sıvılaşma olup yıkılmalar oluyor. Sen niye oraya bir daha yapıyorsun? Ya bildiğin gibi değil. Sadece seçime kadar göz boyutu başka bir şey. Bir kar kurbanı. Bir yangın, bir de öbür işler ya. Normalde üçlü başkanım, bir de merdivene dört. Merkez istasyonundan araçlar müdürleri de yine. Hastanın kumurlu tankerler olmadığı için susuzluğa bir gerçeği var. İyi canım susuzluğa bakın bu sene valla susuzluk bizi mahvetti. Buraya başkanımızla da görüştük. Hapsu bir tanker ayarlarsa biraz daha rahatlayacağız diye. Bir dakika ama. Seneye ver. İnşallah başkanım. Kolay gelsin. Kumru'dayız. Kumru Sosyal Market'te
buradaki yönetici arkadaşımızla birlikteyiz. Burada tabii ki birçok alanda ihtiyaç sahibi insanlarımıza destek veriyoruz. Ama son zamanlarda kına gecesinde ve düğünde gelinlikler ve kına gecesi giyecekleri abiyeleri burada hemşerilerimize, gelinlerimize günlük kullanmak için veriyoruz. Onlar temizleyip tekrar getiriyorlar. Başka gelinlerimiz giyiyor.